Yani Galatasaray'da tabii herkesin işinin bu Onyekuru bir uçağı kaçırdı demeyelim de e, bir test süreci var tabii. Test. Bu süreç devam ediyor. Evet. E, bu noktada tabii var mı yönetimden gelen başka bir bilgi? Cagne ve Spromwich'e satılacak diyor Zeki abi Lali. Dün abi Falcao'da son durum ne? Devam mı? Kalacak mı Falcao? İstanbul'dan çok memnun olduğunu her defasında açıklıyor, ifade ediyor bize. Luyendama ile ilgili yani Emre Kaplan bir sürpriz transfer gideceklerden bahsediyorum. Bir sürpriz transfer olacak mı? Gidecek. E, kimsenin düşünmediği, kimsenin e, terazinin kefesine koymadığı bir isim gidebilir mi Galatasaray'dan? Sözü sana bırakalım. Aykut İnce şu anda zaten planlanan isimlerle alakalı sadece az önce hem Zeki abi hem Haldun abi bu konuya değindiler. Cagney ile alakalı bir durum var. Onun dışında yolların ayrılması planlanan isimlerin hiçbirine gelmiş bir teklif yok. Luindama satış listesinin ilk sırasında demiştik ama Luindama'ya henüz ulaşmış bir teklif yok. Can Cagney ile ilgili durumu anlatarak başlayalım isterseniz. Dün de biraz bahsetmiştik. West Bromwich Albion'ın Cagney için bir ilgisi var, teklifi var. Galatasaray'ında burada bir bonservis beklentisi var. Zorunlu satın alma opsiyonuyla oyuncuyu gönderme düşüncesi var. West Bromwich'in burada en önemli durumu Premier Lig'de önümüzdeki sezon devam edip etmeyecekleriyle ilgili durum belirsiz ve eğer Premier Lig'de devam edersek bir opsiyon koyabiliriz. Madde maddeyle bunu belirtmemiz gerekiyor sözleşmede ama alt lige düşersek Cagney'i Cagney'in bonservisini almak istemiyoruz şeklinde bir yaklaşımları var. ...iki ciddi aday vardı West Bromwich'in forvet konusunda. Biri Seferovic, biri Cagney. ile ilgili durumun olumsuz olduğu bilgisi var. Şu anda en sıcak aday West Bromwich tarafından bakıldığında Cagney gibi gözüküyor. Galatasaray'ın da biraz elini güçlendiren bir durum olduğunu söyleyelim. Burada bir kiralama bedeli de talebi var Galatasaray'ın. Yaklaşık 1 milyon euro civarında bir kiralama bedeli talep ediyor Galatasaray. Bu konuyla ilgili gelişmelerin kısa süre içerisinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Galatasaray'da bugünün sıcak gelişmeleri Onyekuru ve Halil Dervişoğlu üzerinden ki Onyekuru aslında dün akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyordu. Galatasaray Kulübü biletini aldı. 20.30'da Marsilya uçağına binip İstanbul'a gelmesini bekliyorduk gece yarısı. Fakat evrak işleri, fesih işlemleriyle ilgili evrak işlerinin tamamlanmaması sebebiyle uçağa yetişemedi Onyekuru ve binemedi. Bugün saat 11 Paris-İstanbul uçağında yine Onyekuru'nun bileti vardı. Yine gelmesi bekleniyordu. Fakat covid testleri yapıldı. Testlerin sonucu yetişmediği için Onyekuru bu uçağa da binemedi ama bugün en kötü ihtimalle yarın sabah İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Anlaşmayla ilgili herhangi bir problem yok. Sadece bu prosedürlerin yerine getirilmesi sebebiyle biraz gecikmiş oldu. Aslında dün akşam gelmesi beklenirken biraz gecikmiş oldu Onyekuru. Halil Dervişoğlu'nda hiçbir problem yok. Şu anda havada yaklaşık bir saat sonra uçağı İstanbul'a inecek. Biz de birazdan zaten havalimanına gideceğiz. Halil'i karşılamak adına Galatasaray'ın yeni transferi yarın sağlık kontrolünden geçecek. Ve sonrasında da resmi imzayı atacak. Şu anda tabii en sıcak konu Galatasaray taraftarlarının belki teknik eğitim futbolcuların dahi en çok merakla beklediği konu İrfancan Can Kahveci transferi. Buradaki görüşmeler devam ediyor Galatasaray ve Başakşehir arasında. Bugün öğle saatlerinde yöneticilerle konuştuğumuzda bir toplantı halinde olduklarını biliyoruz. Sayın Başkan Mustafa Cengiz, ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve yönetim kurulundaki isimler toplantı halindeydiler. Tabii ana gündem maddesi İrfancan transferi. Galatasaray Bon servis konusunda Başakşehir'in taleplerine biraz daha yaklaşmaya çalışıyor. Galatasaray'ın son teklifi 4.5 milyon euro artı sonraki satıştan satış payı üzerinde. Sonraki satıştan bir pay üzerineydi Başakşehir'e. %40-%50 civarında bir paydan bahsediyoruz burada. Yani İrfancan'ın Galatasaray olası transferinden sonra yapacağı bir transferde bonservis bedeli aşağı yukarı yarı yarıya paylaşılacak anlamına geliyor bu. Ama henüz Başakşehir bu teklifi kabul etmiş değil. Biraz daha yüksek bir talebi var bonservis anlamında. Burada ortak nokta bulunmaya çalışılıyor. Fatih Hoca'nın bir görüşme yapması bekleniyor Göksel Gümüşdağlı ama... Dediğimiz gibi bu transfer süreci başladığından bu yana İrfancan ismi ilk sikredildiğinden bu yana biraz daha ilk etapta olumsuz konuşmalar vardı yöneticiler de aslında çok umutlu değillerdi ilk etapta Başakşehir'in beklentilerinden ötürü ama gün geçtikçe biraz daha iyimser bir bakış açısına olmaya başladığını görüyoruz. Ve Sayın Başkan Mustafa Cengiz'in de açıklamaları bu yöndeydi. Karşılıklı iyi niyet var görüşmelerde. Bu şekilde sürdürüyoruz demişti. Yöneticilerle yaptığımız konuşmalarda da hep bu izlenimi alabiliyoruz. İrfan Can konusunda Galatasaray'ın mesafe kat ettiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bu görüşmelerle birlikte belki Fatih Hoca'nın da devreye girmesiyle birlikte artık İrfan Can transferinin Galatasaray adına olumlu şekilde sonuçlanması bekleniyor. Birkaç gün içerisinde bu konuda daha somut şeyler söyleyebilir duruma gelebiliriz. Ama bugünkü son durumda henüz Maddi anlamda, rakamsal anlamda ortak noktanın bulunmadığının altını çizelim. İrfan Can tarafında zaten herhangi bir problem yok. Bunu her gün tekrarlıyoruz. İrfan Can şu anda Galatasaray'da oynamak için gün sayıyor eğer anlaşma olursa. Ama tabii ki kulüpler arasındaki bu maddi anlaşmanın gerçekleşmesi gerekiyor her şeyden önce. Benim var mı? Bir soru var. Ee, selam Emre. Ee, soru şu... Gerçekten Galatasaraylılar da merak ediyordur, kamuoyu da merak ediyor. Sayın Mustafa Cengiz'in duyurduğu yardım kampanyasında son durum ne? Var mı elinde bir bilgi? E, bu önemli. E, Fatih Terim'in maçtan sonraki basın toplantısında e, haberinin olmayışı, sonrası yönetimle bu konuda bir müzakeresi oldu mu acaba Fatih Hoca'nın? Fatih Hoca da bu yardım kampanyasına destek verecek mi? açıkçası herkes merak ediyor sende de bilgi vardır mutlaka. Teşekkür ederim. Zeki abi şöyle söyleyelim. Aslında yardım kampanyasının açıklandığı saatlerde takım o gün kamptaydı ve Omar'ın ziyareti olduğu Biraz yoğun bir trafik vardı Floremetin Oktay tesislerinde o gün. Bu iletişimsizlikten dolayı Fatih Hoca'nın haberinin olmadığını biliyoruz. Kampanya ile ilgili yapılan açıklamalar haberi olmadığını biliyoruz. Şu anda tabii bu tip durumlarda o dekontları görmeden net bir şey söylemek çok kolay değil. İlk gün itibariyle yoğun bir katılım vardı. Hem Galatasaray üyeleri hem taraftarlar yoğun bir katılım gerçekleştirdiler ama bunların ne kadarı %100 gerçekleşiyor bunu bilmek gerekiyor. Çünkü şahsi beyan bu durumlarda biraz yanıltıcı olabiliyor. O dekontları görmek gerekiyor ama ilk etapta katılımın iyi olduğunu söyleyebiliriz. Galatasaray yönetimi en azından ilk birkaç günlük süreç sonunda gelen bu yardımlardan memnun ama tabii ne kadarlık bir duruma çözüm olacak bu gelen rakamlar. Bu belirsiz ama Sayın Başkan Mustafa Cengiz bu konuyla alakalı hep şunu söylüyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda da sıklıkla altını çizdiği konulardan bir tanesi bu. Bizim yönetim kurulu olarak ya da benim başkan olarak koyacağım 1 milyon TL'den bizim 1 milyon taraftarımızın koyacakları birer TL daha değerli. Çünkü bu UEFA'ya bildirilebilen ve kasadaki durumu resmi olarak UEFA'ya aktarılabilen bir rakam oluyor. Zaten bu bağış kampanyasında en önemli amacı bu bu yoğun bir katılımla, kümülatif bir katılımla birlikte oradan gelen rakamı kasada toplamak adına yapılan bir şey. Yoksa zaten Galatasaray yöneticilerinin de koyabileceği rakamlar var. Ama bu UEFA'ya tabii ki ifade edilemiyor. Tabii Fatih Hoca bu konuda bir duruş gösterir mi ya da bir yardım kampanyasına dahil olur mu? Kulüpte çalışır vaziyette olduğu için, şu anda kulüp profesyoneli olduğu için bu durumla ilgili nasıl bir karar vereceğini tabii ki kestirmek kolay değil. Ama zaten... Burada herhangi bir problem olacağını zannetmiyorum. Karşılıklı anlaşmayla birlikte bu konuda o gün belki bir iletişimsizlik oldu ama bundan sonrasında çok problem yaratacak bir konu değil. Bir soru daha var. Ee, bunu niye ha. sordum biliyor musun? Şimdi Galatasaray taraftarı transfer istiyor, İrfan Can kahveciyi istiyor. O zaman e, bu kampanyaya tıpkı Fenerbahçe taraftarın Fenerol kampanyasına gösterdiği gibi ilgi göstermek zorunda. Yani kulübün durumu ortada sen de söyledin yöneticilerin verdiği paranın burada UEFA'yı anlatamazsın ama Taraftarın vereceği para burada çok önemli. Hatta 1 lira değil de 100 lira üzerinden 100 TL üzerinden e, düşünülen bir kampanya ki e, o 100 TL'yi verebilecek çok sayıda Galatasaraylı vardır. En az 1 milyon hani hepsi vermez de ben öyle düşünüyorum. E, İrfan Can'ı istiyorsanız sevgili Galatasaraylılar o zaman pamuk ellerinizi cebinize atacaksınız. Sonuçta bu kulüpler, bu takımlar kimin? Taraftarın, halkın takımı. Bir soru var Aldın abi soracak. E, ya Emre şeyi sor, sormak istiyorum. Bu Zamalek'teki Mustafa Muhammed konusunda bir istihbaratın var mı? E, çünkü menajeri e, Türkiye'de bir radyoya bağlanıp bir takım bilgiler verdi. Gelmek istiyor diye. Senin o konuda bir bilgin var mı? İstihbaratın var mı? Onu merak ettim. O konuyu şöyle açıklayalım Haldun abi. Galatasaray'ın Mustafa Muhammed için talebi kiralama üzerineydi ama kulübünün Zamalek kulübünün burada bir bonservis beklentisi var. Bonservis talebi var. Öncesinde Senetiyen'le de görüşmüşlerdi fakat orta noktayı bulamadılar. 5 milyon Emre onunla ilgili de taraftarların çok sorusu var. Ne zaman kavuşacak Galatasaray Onyekuru'ya? Aslında bağlantının başında anlatmaya çalıştım. Şu anda Covid testlerinin sonuçları bekleniyor. Bu akşam uçağıyla gelmesi için yine bir çaba var. Çünkü dün akşamki uçakta bileti vardı, bugün sabahki uçağa rezervasyonu yapılmıştı. Fakat prosedürler uzadığı için burada bir sıkıntı oldu. Şu anda onyekurunun testleri çıkacak, sonuçlanacak. Herhangi bir problem olmaması halinde tabii ki test sonucunda uçağa binip İstanbul'a gelecek. Ama yarın sağlık kontrolünden geçeceğini söyleyebiliriz Onyekur'un. Tamam, çok teşekkür ederiz arkadaşımız Emre Kaplan. Bize evet. son bilgileri takım içinden aktardı. Zamelek takımı satmak istiyor. Galatasaray kiralamak istiyor. Geçen Zeki de söylemişti. Ben e, onunla ilgili biraz daha e, detaylı bilgi söyleyeyim. Aslında sentetiyen e, onun istediği rakama kadar yükseldi. Yani 5 milyon euroya kadar verelim, taksitle verelim falan dedi. Fakat şu şöyle...